Şimdi ontolojinin temel problemlerine bakacağız. İlk bakacağımız soru da varlığın olup olmadığı problemi olacak. Saçma gibi görünüyor biliyorum. Varlıksa zaten vardır gibi bir şey söylüyorsunuz içinizden ama varlık dediğimiz kavram çok geniş bir kavram olduğu için içinde zihinsel kavramlar da olduğu için bu soruyu sormuşlar filozoflar. Şimdi bir varlığın olup olmadığı problemi. Burada da tabii ki verilen cevaplar birbirinden farklı ve birbirine zıt. İnsan zihninden bağımsız gerçek bir varlık var mıdır sorusuna felsefe tarihinde verilen iki tane farklı yanıt var. Birincisi varlığı reddeden felsefe öğretileri. Bunlardan birincisi nihilizm, öteki adıyla hiççilik. Nihilizm zaten aslında geniş anlamıyla hiçbir değeri kabul etmeyen, otoriteye boyun eğmeyen görüş sahiplerini anlatır. Nihil hiç demek, yok demek. Bunun temsilcisi de Nietzsche. Fotoğrafta görüyorsunuz. Nietzsche der ki, değişme nedeniyle salt doğruluk diye bir şey yoktur. Salt ne demek? Sadece. Nihilizm, varlığı reddeden en önemli felsefe öğretisi. Sofizm, bu da varlığı reddeder. Temsilcisi Georgias o da der ki hiçbir şey yoktur olsa da bilemeyiz bilsek de anlatamayız. Bu varlığın olmadığı görüşünün ilk örneğini nihilizmden çok önce antik Yunan'da sofistler varlığın olmadığını söyleyen görüşü ilk olarak savunan filozoflar. <laughs>